Sevgili hemşerilerim, değerli Çanakkaleliler. Pandemi, kayıplar, kapanmalar, ekonomik kriz, doğal afetlerle ne yazık ki hafızalarımızda pek de hoş hatırlanmayacak bir yılı geride bırakıyoruz. Koca bir yılı geride bırakmaktan ziyade bu koca yılı üzerimizdeki karanlık bulutlar dağılmadan geride bırakmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz. 2022 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde öncelikle tüm insanlık için sağlıklı, refah içinde huzurlu bir yıl diliyorum. 2021 tüm dünyada ve ülkemizde zor bir yıldı. Bu yıl büyük şehirlerde eve bir ekmek fazla götürebilmek için uzun kuyrukların oluştuğu büfeleri gördük. Marketlerde bebek mamalarının kilitli dolaplarda saklandığını gördük mutfağımızın en temel ihtiyaçlarının sayıyla satıldığını gördük ve çok üzüldük. Üzülmek yetmezdi. Çanakkale Belediyesi olarak sizlerin kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dayanışma elimizi uzattık. Aç açıkta öğrenci bırakmamak için çabaladık. Pandeminin yeni varyantlarla devam ettiği günümüzde bir yandan yitirdiğimiz canlara, diğer yandan bir can daha kurtarabilmek için canla başla çalışan ama hakkını alamayan sağlık çalışanlarımıza da çok üzüldük. Sağlık çalışanları bu mücadeleyi verirken pandeminin sona ermesinin şu an elimizde olan tek ilacı aşı konusunda da çağrımı yinelemek istiyorum. Aşı olmamak yalnızca kendinizle ilgili aldığınız bir karar olamaz. Bu karar sizi korumamanın yanında aşı olmuş yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza karşı da ciddi bir tehdide dönüşmenizi sağlar. Tüm insanlığın bu virüsten kurtulabilmesi için herkesi aşılarını tamamlamaya davet ediyorum. Atanamayan öğretmenlerimize, yazamayan gazetecilerimize, SMA hastası çocuklarımıza, canla başla okuduktan sonra iş bulamayan ve mesleğini yapamayan gençlerimize umut dolu bir yıl diliyorum. Kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, çevre talanının, Hayvanlara zulmün son bulduğu, insanların doğayla ve kendileriyle barıştığı, savaşların son bulduğu bir yıl diliyorum. Ve yeni yılda tüm yurttaşlarımızı mücadeleye çağırıyorum. Biliyorum, birlikten güç doğacak ve bizler bu sene insanca yaşamak için birlik olacağız. Atatürk'ün devrimlerine, bilime, aydınlığa, barışa ve özgürlüğe dinmeyen inancımla bu ülkede bir tek çocuk yatağa aç girmeyene dek büyük kararlılık ve azimle hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi biliyor. Umutlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum.